Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüzün bir adım daha ileriye gitmesi için pek çok kuruluş ortak çaba gidiyor, çalışmalar yürütüyor, pek çok paydaş var. Onlardan bir tanesi de dernekler. Tabii ki derneklerin çalışmaları da çok önemli. Özellikle gençlere yönelik önemli çalışmalar yapan bir dernek Gençim Kusat Derneği ve Gençim Kusat'la birlikte özellikle Marmara Üniversitesi Mücevher Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi aynı zamanda da Mehmet Resul Toka. Bu derneğin, Gençim Kusat'ın da aynı zamanda başkanı. İşte onunla birlikte hem derneği konuşacağız, hem ne gibi çalışmalar yürütülüyor, gençlere yönelik, sektörümüze yönelik ne gibi çalışmalar var, son bilgileri alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu yayın içinde. Hemen soralım. Hem biraz sizi tanıyalım hem de derneğinizi tanıyalım. Tabii ki, elbette. Ben Mehmet Resul Toka, Kadırga Anadolu Meslek Lisesi Kuyumculuk Bölümünden okul birincisi olarak mezun oldum. Ardından Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı lisans bölümünden mezun oldum. En son da İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Biliyorsunuz Mücevherat Mühendisliği ticaret üniversitemizde açılmış dünyada ilk ve tek olan bir bölümdü. Umuyorum yakın zamanda bu bölümün de devamlılığı sağlanır. Aynı zamanda bizim sektörümüzün tüm kesimine hitap eden bir derneğimiz var. Genç İmkusat Derneği, açılımı da İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneği. Tabii diğer derneklerden farklı kılan, belirli bir alana odaklanmadan sektörümüzün tüm kesimine hitap ediyor olması. Bununla alakalı olarak biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda bir başka görevim de Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almaktayım. Tabii üniversitemiz de diğer üniversitelere farklı bir özellik olarak, malumunuz daha önce bizim sektörümüzdeki bölümler yüksek okula bağlıydı. Hatta meslek yüksek okulu 2 senelik bölümlerimiz de var. Bu sene ile birlikte ilk defa Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümümüz fakülteye bağlandı. Yani Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı bir lisans programı. Bu bakımdan da üniversitemiz gayet sektörümüz açısından öğrenci yetiştirme, sektörümüze istihdam alanında çok değerli, kıymetli hizmetler vermektedir. Sorunuza gelmek gerekirse ben teşekkür ediyorum tekrardan. Sizin de faaliyetlerinizi gerçekten titizlikle, hassasiyetle izliyorum. Sektörümüzün her alanında varsınız. Sektörümüzde bir program duyduğumuz zaman Kuyum Haber hep orada. Sizin sayenizde biz de buralardan bilgi sahibi olabiliyoruz. Yani sektörümüzü ben teşekkür ediyorum. Aktif bir şekilde takip ediyor olabilmemiz sektörümüzün de geleceği ve gelişmesi açısından çok kıymetli, çok değerli. Teşekkür ederim ben bu vesileyle. Şimdi biz İmkusat olarak 4-5 senedir 2018'den beri faaliyet gösteriyoruz. Bizim İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneğimiz de 1950 yılında kuruldu. 1950'li yıllardan beridir günümüze kadar hizmet vermekte. Ancak biz Sayın Başkanımız Erhan Hoşanlı Bey, kendilerine buradan selamlar sunuyorum. Erhan Başkanımızla bir fikrimizi paylaşmıştık. Dedik başkanım, sektörümüzde sivil toplum alanında bir eksiklik söz konusu. Aslında sivil toplum kuruluşları çalışmalarının yoğunlaşması halinde hem insan yetişme oranının daha fazla olması, hem istihdam oranı sektörümüze hizmet etme alanında daha verimli çalışılabilmesi için gençlerimizin de sesi olabilecek bir kuruma ihtiyaç var. Bu kurumda Genç İmkusat olabilir. Yani İmkusat'ımızın gençlik komisyonunu, yani Genç İmkusat olarak ayrı bir birimini oluşturabiliriz diye fikrimi sunduğumda kendisi de memnuniyetle karşıladı ve bizi o günden beri destekliyor. 5 senedir yaklaşık biz aktif olarak hizmet gösteriyoruz derneğimizde ve birçok kesime ulaştık. Tabii biz Genç İmkusat diye geçiyoruz ama sadece gençlik çalışmalarıyla alakalı değil, aynı zamanda akademisyen hocalarımıza, işverenlerimize, sektörümüzün çalışanlarına ve her kesimine hitap ediyoruz. Bu manada da çok değerli, çok kıymetli eğitimlerimiz, organizasyonlarımız, panellerimiz, yakın zamanda zirvelerimiz olacak. Onlar da aktif bir şekilde hizmet vermeye, faaliyet göstermeye devam edecek. Neler yapıyorsunuz? Şu an gençlere yönelik özellikle çalışmalarınız var. Ben de takip ediyorum zaman zaman. Şu an ne gibi eğitimle ilgili destekleriniz oluyor? Bazı eğitimlerde indirimler sağlıyorsunuz. Ne gibi kampanyalar var? Ne gibi destekler var? Tabii ki ondan da hemen bahsedeyim. Öncelikle biz sektörümüz açısından yakın zamanda bir faaliyete imza attık. Altınbaş Üniversitesi ile anlaşıp yüksek lisans kayıtlarında İmkusat üyelerine özel %50'lik bir indirim söz konusu.
Tabii yüksek lisans bölümü var. Takı tasarımı bölümünün sektörümüzle alakalı bir bölüm olduğu için bu alanlardan, üniversitemizin bu bölümlerinden mezun olan kişiler de kendilerini bu bölümden devam ettirme talebinde bulunuyorlar. Bu vesileyle bu alanda da takı tasarım bölümünde %50'lik bir indirimle oralardan yüksek lisansını tamamlayabiliyorlar. Tabii biz diğer üniversitelerimizde de bununla alakalı, kendi üniversitemizde de yakın zamanda bir çalışma yapmakta. Sayın Profesör Doktor Sibel Kılıç hocamız, bölümümüzün bölüm başkanı, aynı zamanda dekanı fakültemizin, bununla alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaya devam ediyor. Şimdi biz İmkusat olarak dediğimiz gibi eğitimler planlıyoruz, eğitimler yapıyoruz. En yakın zamanda gerçekleştireceğimiz eğitimde renkli mücevher taşları eğitimi. Tabii biz bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Aynı zamanda katılım sertifikalı olarak gerçekleştiriyoruz. Bizim başlangıç anından bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerin tamamı, yani neredeyse tamamı demeyeceğim, gerçekten tamamı ücretsizdi. Yani bizi farklı kılan bir değer husus da bu. Biz dernek üyelerimizden herhangi bir ücret almıyoruz. Gönüllü olarak tüm kişiler bize üye olabiliyor. Özellikle WhatsApp gruplarımız var. Orada paylaşımlar yapıyoruz. Sektörümüzle alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Sadece derneğimizle alakalı değil, sizin yapmış olduğunuz çalışmaları, Kumcar Odamızın çalışmalarını, İhracatçılar Birliğimizin çalışmalarını ve İTO Kuyumculuk Komitemizin çalışmaları ve sektörümüzün bütün kurumlarının çalışmalarını, güncel gelişmeleri, güncel haberleri oradan paylaşıyoruz. Aynı zamanda biz bu zamana kadar Mücevher Tasarımcılar Akademisi diye bir platform da oluşturduk. Orada mücevher tasarımcılarının hem sesini duyurabilmesi, aynı zamanda kendilerini tanıtıp tasarımlarını da geniş kitleye ulaştırabilmesi amacıyla ve dünya çapında bizim mücevher tasarımcıları yetişebilmesi açısından da Mücevher Tasarımcılar Akademisi diye bir platform kurduk. Bununla alakalı da ayrı bir sosyal medya hesabımız var, Instagram hesabımız. Örneğin daha önce mücevher tasarım yarışmalarında birincilik elde etmiş olan kişiler oraya geliyorlar. Orada bir söyleşi, seminer tarzında bir canlı yayın programımız gerçekleşiyor mesela. Aynı zamanda belli aşamaya gelmiş, kendini bu alanda kanıtlamış mücevher tasarımcılarımıza da orada bir araya geliyoruz. Tabii yine eğitimler yapıyoruz, seminerler, programlar gerçekleştiriyoruz. Bu da gerçekten güzel bir çalışma. Daha önce de mücevher taşları alanıyla alakalı, şu an önümüzdeki dönemde Haziran ayında yapacağız. Bundan önce de çok yaptık. Yani hem pırlantanın genel temel eğitimi, renkli mücevher taşları eğitimi, bu alanda yanlış bilinenler konulu programlar gerçekleştirdik. Hem akademisyen hocalarımızla hem de bu alanda gerçekten söz sahibi olan firmaların yöneticileriyle gerçekten verimli programlar yaptık. Akademisyen hocalarımızı bir araya getirdik. Akademi söyleşileri yaptık. Sektörde biz bize başlığı altında yine sektörümüzde önemli bir kitleye hitap edebilen bu alanda söz sahibi kişilerle bir araya geldik. Marka buluşmaları gerçekleştirdik. Sektör buluşmaları ve marka buluşmaları. Markaları dünya çapına gelmiş olan firma sahipleriyle gençlerimizi, öğrencilerimizi bir arada buluşturduk. Ve bununla alakalı da birçok program hayata geçirdik. Aslında bunun haricinde de şimdi aklıma gelmeyen onlarca çalışma yaptık. Yani biz özellikle Covid döneminden beri çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii o zamanlardan başladı bizim bu faaliyetlerimiz. Önümüzdeki süreçte de devam edecek. Yakın zamanda çok büyük çaplı bir program yapacağız. Zirve şeklinde. Bunun da müjdesini şimdiden izleyicilerimize vereyim. O da gerçekten çok faydalı olacak. Birçok insanın katılacağı bilinciyle harika bir program gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bize ulaşmak isteyen, derneğimize üye olmak isteyen arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan bana ulaşabilir. Bizde zaten birçok kişide numaramız var. Aynı zamanda İmkusat'ımızın sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirler. Oradan da yazabilirlerse biz her zaman kendilerine ulaşmaya hazırız. Bizleri takip etsinler. Herkese selamlar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi başarılar diliyoruz. Çalışmalarınız. Eksik olmayın efendim. En güzel günlerde sektörümüzün çok daha başarılı günlerine hep birlikte güzel günler görmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.